Herkese merhaba arkadaşlar. Dolunay'la birlikte tohum dikim hazırlıklarımız başladı. 2 hafta önce hazırladığımız tohum karışımı toprağını gübreyle birlikte iyice yakmıştık. İşte çünkü yaş gübre de vardı. İyice kendine gelmiş. Önce tohum yataklarını hazırlayacağız. Tohumları ekip üzerine daha ince bir toprakla kapatacağız. Biber, patlıcan 20-25 günde çıktığı için şimdi sadece biber ve patlıcan dikeceğiz. Domates tohumlarımızı da Mart'ın 10'u 15'i gibi toprakta buluşturacağız. Bu da patlıcan için tohum yatağımız. Arkadaşlar her tohumu kendi çapının 2 misli derinliğinde dikeceğiz. Evet. Bu da sade biber. Şimdi ben bir çalıştığım için arkadaşlar biz tohum markası olarak Arzuman tohumu tercih ediyoruz. Hem tohumları kaliteli hem de yerli ürün. Ve standart ürünler oldukları için kendi tohumundan da ayrıyetten bir daha dikim yapılabiliyor. Aynı verim veriyor yani. Meyvesinden aldığımız meyvenin tohumundan aynı verimi alabiliyoruz. Şimdi buna patlıcan dikeceğiz. Buna sarı sivri çorbacı, yalova çorbacı diye geçiyor. Buna bundan dikeceğiz komplesine. Ufak bir şey de çarliston biber dikeceğiz. Şimdi de bir çarliston için bir de tohum yatağı hazırlayayım. Evet arkadaşlar, tohum yataklarımızı hazırladık. Altını şu an çok bastırıyoruz. Yeni parçaları attım. Şimdi buna sadece sivri biber yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Biberimizi açalım. Ben sarılı ekmeye çalışacağım. Aslında biberleri bir gün önceden ılık suda veya 1-2 saat önceden ılık suda beklesek daha iyi olurdu. Şey mi yapsak? Sıralı sıralı dikelim, hiç üşenmeyelim. Veya gerek yok. Evet arkadaşlar, böyle seyrek seyrek şekilde böyle tohumlarımızı diktik. Üzerine 1-2 santim kapanacak şekilde de toprak ilave edeceğiz. Tohum yeter herhalde. Fazla sık olursa da büyümez. İç içe girerler. Bir tohumumuz kaldı, onu da ayıralım. Olursa tutmazsa, çıkmazsa bunu ilave ederiz. Üzerine ben bu saksıdaki toz topraklarından kapatacağım. Önce onları bir yumuşatayım. Bakın arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bunun işlemi bitti. Bunun üzerine bir 1-2 santim toprakla kapattık tohumlarımızın üzerine. Birazdan yerini alınca can suyunu da vereceğiz. Üzerine de bu ince muşambamızı çekeceğiz ki hem sıcak olsun hem de soğukların etkilenmesin. Tamamdır. Şimdi çağrısı son videomuza geçiyoruz. Buna patlıcan mı dikecektik? Evet, buna patlıcan dikelim. Aa, bunu açmasaydı keşke. Açıkta patlıcan tohumumuz var mıydı? Evet, patlıcan tohumu vardı. Açtım. Şimdi altını güzel düzledim. Yabancı maddeleri aldım. Kutularımızda altı mutlaka delik olmalı ki içine su birikmesin. Şöyle patlıcanımı dikeceğiz. Hadi bismillah. Bakın arkadaşlar. Hem diklemesi hem yatay vaziyette. Çünkü hepsi çıkmayacak bunların zaten. Tamamdır. Bu kadar da kalsın. Ne olur ne olmaz. Böyle çıkmazsa diye. Bunu bağlayalım. Tohumlarımız önemli. Üzerine yine ince bir vaziyette. Tohum iki misli olacak şekilde. Yine toflu yumuşak topraktan şey yapıyoruz, koyuyoruz. Patlıcan yapıyorlar. Geç çimlenen tohumlar arasında. 20-25 gün süredir çimlenmesi. O yüzden ne kadar erken dikersek o kadar iyidir. Hafif bir vuruyoruz. Ürünün kalıp parçalar alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki işlemimiz Charleston biber. Onun kabını da şuraya getirelim. Buraya da Charleston biberimizi dikeceğiz. Tohumların hepsi çıkmayabiliyor, o yüzden biraz sık atıyorum. Tohumlar krizlenmeye başlayınca ben seyreltiyorum. Öylesi daha iyi oluyor. Tohumlarını şimdi kaldıralım, onun da üzerini kapatalım. Sonra üzerlerini muşambalayıp yerlerimizi alalım. Arkadaşlar, sırasıyla dikeceğimiz tohumlar bu sene. Fasulye, Alman Ayça tipi, biz bunun bundan geçen sene de almıştık ama tohum alma kısmet olmadı. Çünkü az vardı. Olanı da yedik. Çok güzel bir tohum. Ve çok güzel fasulyesi var. Tavsiye ederim. Bu yeşil soğan sade yeşil yeniyor. Kök yapmıyor. Yumruk kök. Bunu da tavsiye ederim. Güzel.
Havuç bu sene ilk defa deneyeceğiz. Kumlu bir toprağımız vardı, oraya dikeceğiz. Bunda kısmetse Mart sonu, Nisan başı gibi. Yaprak bezelye yasa dikmemiz gerekiyor. Bunu geç kaldık. Bunu artık bir daha sonbaharda dikeceğiz. Kışlık olarak da tüketeceğiz. Arzuman tohum böyle bir tilki kuyruğu çiçeğe göndermiş. İçinde 100 tohum var. 100 adet var. Bunu da Nisan'ın başı gibi iyice hava ısınınca viyolleri dikeceğim. Arkadaşlar bunlar çok özel tohumlarımız. Tokatlı bir arkadaşım dedesi sağ olsun Tokat'tan gönderdi. 300 yıllık tohum. Yerli ata tohumu. Büyük domates, ince kabuklu, kabuklu ve hoş kokulu. Yani abartmıyorum. Domates tanesi 700-800 gram gram var. Bu da ayrıyetten çeri domates tohumu. Bu da çok bereketli bir tohum. Bunlar patlak mısırlarımız. Bu da sade bu hibrit tohum. Ama çok güzel süt mısır oluyor. Bu arkadaş çengelköy. Çengelköy salatalı. Güzel bir salatalık çeşidi. Bu iri yapraklı papatya. Bu da kadife çiçeği. Arkadaşlar domatesin yanına bu çiçeği dikerseniz hem domatesin sineklenmesini önlersiniz hem de organik tarım olur. Böceklerin bahçeye girmesi, zararlı böceklerin girmesi yararları da çeker. Şimdi arkadaşlar salyangoz için de bir çözümümüz var. Bahçeye bu şekilde koyduğumuz zaman üzerine ne kadar da muşambayla dörsek salyangoz bir şekilde giriyor. Tohumlarımızı alacağız. Evimizin damına çıkartacağız, çatıya çıkartacağız. Evet arkadaşlar fidelerimizi güvende tutacağımız yere taşıdık. Bizim evin damı. Üstü. Bir de 10 lira bekle abicim. Dur ama şöyle yapalım. Hepsi bir uçan bölteriz. Onda da sivri biber var aslında. Ayağım kaya düşmeyeyim de. Böyle olmadı ama. Bunları haftada ikişer sulamak gerekecek. Şimdi arkadaşlar bir su getireceksiniz. Bunları fıstıkıyla sulayacağız. Ne kadar bunu? Şöyle kesecek getir o zaman. Şuradan keseceğiz. Arkadaşlar su vermenin zamanı yok. Toprak kurudukça su vermeye yeterli olur. Böyle şakır şakır dökerseniz böyle bütün tohumlar kalkar. Haftada iki günde bunları sularız fıstıkla. Evet. Buna böyle sep çekeceğiz. Seret sep çek. Biraz daha sıcak olur. İyi oldu.